Merhaba arkadaşlar. Bir başka testte yine birlikteyiz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki yüz ifadelerinin hangisinden kişinin mutlu olduğu anlaşılır? Bakıyoruz seçeneklere. Bakın A şıkkında mutlu bir ifade var arkadaşlar. B şıkkı somurtkan. C şıkkı da üzgün şaşkın gibi bir anlam var. O yüzden yanlış. En uygun görsel A şıkkı. 2. Bu afişte verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Emniyet kemerinizle dost olun. Çünkü arkadaşlar bizi korur, bizi hayatta tutar. O yüzden bununla ilgili bir kelime cümle aramamız gerekiyor. A. Emniyet kemeri arka koltukta da takılmalıdır. Hayır. Bize nerede takılacağı ile ilgili bir görsel vermemiş arkadaşlar. Hayata tutunmakla, hayatta kalmakla alakalı. Çünkü bakın burada bir kalp resmi var. Ve kalbin atması yaşamamız için çok önemlidir. B'ye bakıyoruz. Emniyet kemeri sizin en yakın arkadaşınızdır. Burada bahsettiği şey arkadaşlık değil arkadaşlar. Tamam, emniyet kemerinizle dost olun diyor ama neden dost olun diyor? Çünkü emniyet kemeri bizi hayatta tutuyor arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. Emniyet kemerinizi takın, hayatınızı koruyun. Evet, cevabımız C şıkkı. 3. Aşağıdakilerden hangisi düşünceli bir yüz ifadesidir? A'ya bakıyoruz arkadaşlar. Burada mutlu B'ye bakın düşünceli arkadaşlar. Gözlerini, kaşlarını yukarı kaldırmış. Havaya bakarak düşünüyor bir şeyler. O yüzden cevabımız B. C şıkkında ise sinirli arkadaşlar. O yüzden bu da olmaz. En uygun cevap B şıkkı. 4. Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguya uygundur? Burada bakın arkadaşlar öfke demiş. Burada öfke yok. B korku demiş arkadaşlar. Burada öfke var. O yüzden yanlış. C'ye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi dudaklarını büzmüş, gözlerini kısmış. Üzüntü var arkadaşlar. Cevabımız C. 5. Bu afişte verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar afişe bakalım. Her şey elimizde. Orman yangınlarının %97'si insan eliyle çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı demiş arkadaşlar. Buradaki maksat arkadaşlar dikkatli olmalıyız. Çünkü orman yangınları en çok insanlar yüzünden çıkıyormuş. Bu da orman yangınlarını engellemek bizim elimizde. Onunla ilgili bir ifade olması gerekiyor. A. Ormanları fidanlar dikerek koruyabiliriz. Burada fidan dikme ile ilgili bir bilgi yok. Bakın ne diyor? İnsan hatası yüzünden çıkıyormuş orman yangınları. O yüzden dikkat etmeliyiz diyor. B. Orman yangınları insanların daha dikkatli olmasıyla önlenebilir. Evet bakın az önce söyledim. Cevabımız B. 6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkileriyle ilgili bir görsel değildir? Bize olumlu bir şey söylemesi gerekiyor. Bakın burada bilgisayar bağımlılığı arkadaşlar. Bu olumsuz. B'ye bakıyoruz. Bilgisayar başında durarak gördüğünüz gibi sağlıksız bir yapıya sahip olmuş bu arkadaş. O yüzden bu da olumsuz. Ancak bakın C şıkkında arkadaşlar birçok şeyi, bilgiyi bilgisayarlardan öğrenebiliriz özellikle internetten araştırarak. O yüzden olumsuz bir ifade yok. Cevabımız C şıkkı. 7. Yeni demirleyen koleksiyoncu adlı gemi yazlıktaki çocukların dikkatini çeker. Geminin kaptanı da onlara çok gizemli gelir. Çocukların gemiye çıkmak istediklerini gören kaptan onlara beklemedikleri bir davette bulunur. Bu metni en iyi ifade eden görsel aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize verilen ipuçlarına dikkat ediyoruz. Bakın yeni demirlemiş. Yeni demirlediğini nereden anlıyorum? C şıkkında. Dikkat edesek burada demir var ve hala dumanı tütüyor arkadaşlar. Devam edelim. Geminin kaptanı onlara çok gizemli gelmiş. Hangi seçenekte arkadaşlar geminin kaptanını görebiliyorlar? Bakın tabii ki yine C şıkkında arkadaşlar o yüzden en uygun ifade eden şıkkımız C şıkkı. 8. Olayların oluş sırasına göre bu görsellerin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşımız öncelikle bakın bardakla balonu almış. Yani en başta bu olacak arkadaşlar. Sonra ne yapmış? Balonu şişirmeye başlamış. Ama dikkat ederseniz burada yani bir numaralda az şişmiş. O yüzden dörtten sonra bir gelecek. Bakın sonra daha fazla şişirmiş. 3 gelecek. En sonunda da şişen balonla bardağı kaldırmış. 2 numaralı görsel olmuş. Yani 4, 1, 3, 2 arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 9. Küçük sevinli balık tatile gelenlerle tanışıp kaynaşmış. Tatil bitip tatilcilerin dönüş zamanı geldiğinde onlardan ayrılmak istememiş. Aşağıdaki karikatürlerden hangisi bu durumu anlatır? Karikatürleri dikkatle incelediğimizde A şıkkında suların pisliğinden bahsedilmiş arkadaşlar. Tatilcilerle balık arasındaki iyi ilişkiden bahsedilmemiş. B şıkkında bakın burada da kuraklıktan balık çok üzülmüş. Yine tatilcilerle alakası yok. Ama C'ye baktığımız zaman arkadaşlar buradaki balık buradaki tatilci arkadaşlarımızın peşinden geliyor. Burada da anlatılmak istenen bu zaten cevabımız C şıkkı. 10. Bu tür palyaçolar abartılı hareketleri ile halk arasında en sevilen palyaçolardır. Makyajları da beyaz yüzlü palyaçolardan farklıdır. Onlar yüzlerine beyaz boya sürmek yerine ten rengi boyalar sürerler. Makyajlarında gösterişli renkler tercih ederler. Makyajla ağızlarını kocaman, gözlerini büyük gösterirler. Burunlarını ise kırmızıya boyarlar. Bu metinde söz edilen palyaço görseli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat edersek öncelikle yüzleri beyaz değilmiş. Nereden anlıyorum? Bakın burada onlar yüzlerine boya sürmek yerine ten rengine boyuyormuş. Yani A ya da C olacak. Sonraki verilen ipuçlarına bakalım. Makyajlarında gösterişli renkler tercih ederler. Ağızlarını kocaman yapıyorlarmış. Bakın burada ağzı büyük olan A şıkkında var arkadaşlar. Buradakinde bakın C şıkkında ağzını kocaman yapmamış. O yüzden cevabımız A şıkkı. 11. Oyunu oynamak isteyen kişiler arasından önce bir ebe seçilir. Diğerleri ebeye belli bir uzaklıkta belirlenen çizgide bekler. Ebe duvara dönüp davul zoruna 1-2-3 derken arkadaşları da bu arada ebeye yaklaşmaya başlar. Ebe yüzünü döndüğünde herkes olduğu yerde hiç kıpırdamadan durmalıdır. Hareket eden kişi oyundan çıkar. Bu böylece devam eder. Ebe herkesi oyundan çıkarırsa oyunu kazanır. Eğer arkası dönükken biri ebeye dokunursa ebe oyunu kaybeder. Bu oyunla ilgili görsel aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın buradaki değil. Burada körebe var o da değil. Ancak bakın çizgi var ve burada ebemiz var arkasını dönmüş. Arkadaşları da ona dokunmaya çalışıyor. Burada anlatılan oyun A arkadaşlar. 12. Kırgızlar geçmişte belirli bir yurtta yaşamadan sürekli yer değiştirerek göçebe bir hayat sürmüşlerdi. Kültürleri de bu hayat tarzıyla şekillenmişti. Kırgız erkekleri çadır kurup at yetiştirir ve dericilik işleriyle uğraşırdı. Kadınları ise kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlarlardı. Geçim kaynaklarından biri de küçük baş hayvancılıktı. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinle anlatılanlarla ilgili değildir. Bakın burada A şıkkında arkadaşlar bayanlar yani kadınlar arkadaşlar dokuma işi yapıyor. Burada zaten söylemiş. O yüzden cevabımız bu değil. B şıkkında da erkeklerin çadır kurduğundan bahsediliyor arkadaşlar bakın burada. O yüzden bu da değil. C şıkkında arkadaşımız bisiklet sürüyor arkadaşlar. Burada anlatılanlarla hiçbir ilgisi yok. O yüzden cevabımız C şıkkı. 13 Kurabiye yapımı ile ilgili numaralanmış görsellerin oluş sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar gerekli malzemelerimiz. Bakın burada 2 de un var. Gördüğünüz gibi su var, süt var, tuz var, şeker var. Bunlardan bahsedilmiş. Bunlardan hamur yapıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu hamura şekil veriyoruz ve açıyoruz. Yani önce 2 sonra 1 olacak. Sonra açtığımız hamurdan bakın kalıplar kesiyoruz arkadaşlar. Bu da 4 olacak. Yani 2, 1, 4 şeklinde devam edecek. Sonra bakın süslemeye başlamışız. 5 olacak. En sonunda da 3 olacak arkadaşlar. Tekrar söyleyecek olursak önce 2, sonra 1, sonra 4, sonra 5, en sonunda da 3. Yani cevabımız B şıkkı. 14- Çömlek yapımı ile ilgili numaralanmış görsellerin oluş sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım arkadaşlar. Öncelikle hamur yapmış arkadaşımız çömlek için. O yüzden en başta 5 olacak. Daha sonra bakın hamura şekil vermeye başlamış. O yüzden 5'ten sonra 1 gelecek. Zaten 5'ten sonra 1'in geldiği sadece B şıkkında var. Kontrol edelim. Bakın burada 4 numarada ördek şekli vermeye başlamış. Ördek şeklini burada 3'te tamamlamış. En sonda da gördüğünüz gibi boyamaya başlamış. 5, 1, 4, 3, 2 cevabımız B şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.